Ortanca çocuklara tekrar hoş geldiniz. Ben Ömer. Ben Emre. Emrecan, seninle en son bir de şeye karar vermiştik. Birer tane grup vardı. Bunlardan Kore pop grupları. Birisi BTS ve Blackpink adında. Birisi böyle toplu bir erkek şarkı grubu. Diğeri ise Blackpink'te galiba bir kadın grubu. Bunların ikisi de birey grupları kardeşim. Cinsiyetçi yaklaşımından dolayı seni kınıyorum. Evet. Bunların ikisi de birey grupları. Cinsiyetleri binary olarak değerlendirmen çok Şimdi yanlış. aslında zaten o konuya da gelecektim ben. Hani ben de o izlerken onu düşündüm Hele klipleri. K-pop'a geldiği zaman kimin kadın, kimin erkek olduğunu anlamak gerçekten tecrübe gerektiriyor. Ben 3 yıl falan önce bir şarkılarını dinledim, hala anlamıyorum. Mesela BTS'in şarkısını dinledim. Dynamite diye bir şarkıları var. Ben bunu zaten sağda solda sürekli duyuyordum. Bir de DNA diye bir şarkıları var. O galiba direkt hani kendi dillerinde Korece. Ve ilk gördüğüm şey buydu zaten. Hani her kesimi içeri alan bir şey var. LGBT bireyleri bile içeri alan bir duruşları şeyleri var. Hani mesela o BTS'teki erkeklerin hepsi böyle değişik saçlar, değişik küpeler, böyle askılı küpeler vesaire. Hani o kadar çeşitli ki ben biraz daha böyle şey gördüm orada. Herkesi olduğu gibi kabul ediyoruz biz falan böyle değişik ışık saçıyorlar. Ve ayrıca bu iki grupta özellikle şunu fark et önemli olarak da. Bildiğin Asya kültürünü nasıl Batı'ya uyarlarız diye bir düşünmüşler. Böyle değişik bir klip çekmişler. Sen ne düşünüyorsun? Abi şöyle düşünüyorum. Batı kültürünün Asya üzerine etkisi hatta biraz geç gelmesiyle ilgili bu. Çünkü Türkiye'de çok dinleyeni yoktur bizim yaş grubumuzda tabii de. Bu 80'ler 90'larda falan Prince bunların başı. Prince'in böyle baş aldığı David Bowie o zamanki karakterleri falan cinsiyet konusunda biraz daha akışkan diyebilirim. Yani onlar da tam çevirisi fluid, akışkan olduğu için öyle diyorum. Gender fluid karakterler canlandırırlardı. Hani erkek ama daha feminen özellikleri ön plana çıkan. Hani David Bowie Prince'in o zamanlar giydiği pantolonları sen sarı yerde falan giyersen büyük ihtimalle seni taşlayarak rejim ederler. Yani hani akım zaten 80'lerde 90'larda Amerika'da var da Koreli bu iki grubun yaptığı şey özellikle BTS'nin yani belki bize çok ters geldiği için erkek görünüşleri biz öyle düşünüyoruz da hani o kültürü tekrar bir canlandırmışlar abi. Bu zaten tekrar popüler olan bir şey. Özellikle bak ben eskiden sadece belli bir demografinin hoşlandığını sanıyordum ama yeni jenerasyonun da çok hoşuna giden bir şey bu Asya kültürü zaten. Kore dizisi zaten ara sıra izlerim. Anime yıllardır izliyoruz. Hani otomatikman manga falan filan da okuyoruz ama ben K-pop dinleyen bir insan değilim abi. Çünkü lirikleri gerçekten anlamıyorum. Bu bahsettiğin klipleri de mesela altyazıyla izledim. Abi almışlar daha önce olan bir şeyi. Bize denk gelmedi ama bu. Biz o zamanlar doğmadığımız için bize denk gelmedi. Bunu alıp kendi yorumlarını katmışlar. BTS o grup falan da popüler olduktan sonra İngilizce çıkartmış Dynamite şarkısını ve şarkı sözleri inanılmaz absürt ve saçma ama K-pop'ta da genel olarak şarkı sözlerinden daha çok arkadaki ritim ve kliplerdeki danslar Zaten abi pop önemli. şarkı ya hani zaten hani dinlenebilirlik beklersin. Hani mesela Hande Yener'in şarkılarının sözleri ne kadar mantıklı ama mesela Kırmızı şarkısı güzeldir değil mi? Hani güzel akar gider kafana yani böyle aslında popun da hani çok o konuda söz anlamında bir şey değil de yani şey diyorsun değil mi aslında sen? Evrenselleşti gibi bir şey yani K-pop'u sadece bir kesim işte atıyorum şu yaş aralığındaki insanlar falan filan da dinlemiyor. Hani herkes Yok dinliyor gibi bir abi. şey var. Yani biz dinlemiyoruz tabii çok fazla ama tahmin ettiğimden olumsuz bulmadım. Ön yargılı davranmamak lazımmış diye düşündüm yani. Ya abi bak biz gençken Blue diye bir boy band vardı. Abi bu Kore'de de yine boy band, girl band artık Blackpink'e boy band yerine girl band mi deniyor bilmiyorum. Twitter'da kendi aralarında konuştukları bir dil var. Ben hiç anlamıyorum. Hani translate'e falan tıklıyorum. Ara sıra bir şeyleri çeviriyor. Türkçeden Türkçe'ye çeviri yapmaya çalışıyorum ama yine anlamıyorum. Yani kendi aralarında bir dil de oluşturmuş hayran grubu. Abi işte dediğim gibi bu David Bowie'lerin veya Prince'in bir dönem Michael Jackson'ının bu cinsiyet konusundaki bariyerleri kaldırıp yaptıkları sanat eserini alıp blues'un boy band kültürüyle harmanlayıp kendi kültürleriyle birleştirmişler ve dünyaya açılmışlar. Çok başarılı. Hani bizde de mesela hala birkaç yıl önce nedense 2000'ler pop, 90'lar pop tekrar bir popüler oldu. Serdar Ortaç dediğin adamı mezarından çıkarttınız. Haluk Levent Türkiye'nin en büyük aktivisti falan oldu. Yani bu insanlar neden... Ya bizde abi bak Blackpink yemin ediyorum hepsi grubunun Koreli hali tamam mı? Ritim, şarkı falan Evet. hani güzel kadınlar, genç kadınlar göze hitap ediyorlar. Sanatları dili anlamasak da hani melodileri hoş. Benim kuzenim acayip bir hepsi hayranıydı. Hani ya neden hepsi Dizileri dünyaya falan açıldı? Onu vardı. sormamız lazım. Tabii bak mesela şey diyeceğim. Blackpink'te evet oradaki kızlar gerçekten çok yani değişik tipler. Yani benim hoşuma gitti bu arada. Çok da güzeller ayrıca. Ama klipte sadece bir olumsuz bir yan yani olumsuz da değildi aslında.
bilmiyorum, dikkat ettin mi? Klipte çektikleri alan bildiğin bizim Beylikdüzü'ndeki Marmara Park'ın en üst arkaya biz araba park ediyorduk ya. Hani arka giriş. Bildiğin orası. Bütün etraf binalarla dolu. Bildiğin sanki bana orada oynuyorlar gibi geldi. Hani biraz daha böyle yaratıcı bir çevrede olabilirmiş. Beklediğimden çok daha başarılı geldi. Müzikten bir insan utanmamalı bence. Hani bu dönemde zaten linç edilmeyen hiçbir şey yok. Dinleyen de dinlesin yani, biz ne diyelim ki? Öyle abi, ama bak bence en avantajlı oldukları taraf bu senkron dans olayı dünyanın neresinde yaparsan yap tutuyor. Bak adamlar Afrika'da omzunda tabut taşırken senkron dans etti. Dünya tanıdı birdenbire. Hani demek ki ya Serdar Ortaç, Mustafa Sandal da yaptı bunları ama tek başlarına dans ettikleri için tutmamış. Demek ki aslında böyle aynı yaş grubunda bir boy band veya girl band, hani adolesan dönemin sonu, yetişkin dönemin başında birkaç insan toplayıp yetenekli, suratlarına da birer kilo fondöten atarak dans etmeyi öğretirsek dünyaya açılabiliriz. Benim böyle bir projem var. Ömer'le ben bir boy band başlatıyoruz arkadaşlar. Biz de başlayacağız. diye. Şarkı sözlerini de ayarladım bak. Google Translate'e abi manavda gördüğüm eşyaları yazdım. Ürdüce'ye translate ettim. Bunu Japon bir kadının sesiyle okuttum. İnanılmaz güzel bir parça hazırlığındayız yani şu an arkadaşlar. Ama iki kişi daha lazım bize. Aynen, onu bir şekilde ayarlayacağız. Bu arada senin dediğin örneği de şuradan örnek vermek istiyorum. Justin Bieber ünlü oldu mesela. Bizim tam bu 18 yaş geçiş dönemimizde. Belki daha da önce. O zaman abi kim çıktı? One Direction diye bir grup çıktı. Ardından bir sürü onun çakmaları çıktı vesaire. Böyle gitti. İnanılmaz tuttu bu arada. Hepsi ayrı ayrı ünlü. Şanını devam ettirdi falan. Yani... Ondan öncesi var abi. One Direction'dan önce Justin Timberlake'i unutmayalım. NSYNC diye bir gruptan çıktı Justin Timberlake. NSYNC'den tek başarılı olan insan Justin Timberlake oldu sonradan. Hani diğerleri biraz daha tarihten silindi. Hani yerel ünlüler olarak kaldılar. Beyblade, Sabri'yi nasıl biz sadece biz biliyoruz ya. Oradaki üyeleri de sadece belki eski NSYNC hayranları biliyordur. Hani bu boy band olayı zaten aşağı yukarı 7 yılda bir popüler bir boy band çıkıyor dünyanın herhangi bir yerinden. NSYNC, One Direction, BTS, şimdi Blackpink. Boy band değil ama band, yani girl band. Genel olarak baktığında çok popüler bir akım. Ya bakıyorum 14-15 yaşında olsam hayatımı BTS'ye adayabilir miydim veya Blackpink'e? Büyük ihtimal Blackpink'e adardım. Bak arabada falan böyle 5 tane kız falan geziyorlar ya, böyle işte We Are Love Sick Girls falan. Yani değişik geldi bana sadece. Destiny's Child vardı. Beyoncé Reis çıktı oradan da. Hani ortalama 7-10 yılda bir boy band, bir girl band böyle çıkıyor. Şu an ikisi birden Kore'den çıktı. Hani bunlar pop müziğin mesihleridir. Bu evet. Kadar da büyük konuşuyorum. Bir sonraki neden Türkiye'den gelmesin? Dünyayı tersten dönen bir akım bu. Tersten döndüğünde Kore'den öte ne var? Bir Çin var, Hindistan var. Ben... Arabistan'dan boy band çıkacağını sanmıyorum ben. Asya'dan böyle bir ihtiyaç vardı demek ki çıkıyor. Şu an artık Batı'dan böyle bir hani böyle grup bir... çıkmaz abi. Hani çıkarsa şöyle artık bak, şu... doğudan çıkar yani. Arabistan'dan şöyle bir şey çıkmayacak abi. La habla be. Hiç belli. Bir şey söyleyeyim mi? Abi, böyle bir şeyler gelmeyecek. Hani hiç belli olmaz. Arapça örneği sadece dualardan bildiğim için biraz hani sıkıntılı bir örnek oldu ama böyle bir şey olmayacak. Neden? 2030'un boy bandı neden Türkiye'den çıkmasın arkadaşlar? Belki de bu kadar hayranı varken buradan da birisi çok güzel bir özenir ve özel işler yapar. Kısaca böyle bir bu konuda da fikrimizi belirtelim dedik her bokolog olarak. Arkadaşlar olması çok basit bir hayal. Müzik yeteneğine çok ihtiyacınız yok. Bir tane şanı öğretmenini izleyin YouTube'dan, isim vermeyeyim. Ondan sonra gratis indirimlerini takip edin. Bol bol fondöten alın. Çuvalla, un çuvalıyla fondöten alın arkadaşlar. Bakın o ciltlerin hiçbiri gerçek değil. Un çuvalıyla fondöten alacaksınız. Bu işte başarılı olmak istiyorsanız olay o. Sakalları kesin. Sakal diye bir şey yok. Sakalı ağdayla alın hatta, tamam mı? Hani o seviyede tüysüz olacaksınız. Saçlar uzun. Biz bir şekilde tararız. Rahat olun. Fondöteni aynen yapıştır abi. Ondan sonra sözlerin de çok bir anlamlı olmasına gerek yok. Güzel bir beat bulacaksın. Üzerine başlayacaksın. Ya hani bu müzik zeka aramıyor. Şey yapalım o zaman, bak şimdi senin güzel kurgu yapma yeteneğin olduğu için eğer hoşuna giderse insanların, nasıl K-pop yapılır diye güzel bir bölüm de yapabiliriz. Senin çünkü bu konuda tasvirlerin falan çok başarılı. Böyle bir istek olursa kesinlikle bence yapalım yani. Sen çünkü gratis tavsiyelerini vereceksin, ne bileyim hani hangi fondöten en güzel kapatır ya da ne bileyim kaç kilo kullanılmalı falan. Al hatta challenge öyleyse, hani bu YouTube'a özel olacak. Tabii ki podcast platformlarında olmayacak diyor ama videoya kaç like gelirse, 300 like gelirse K-pop nasıl yapılır? Size çok basit bir örnekle göstereceğim. K-pop için gerekli malzemeler nedir? Ufak YouTuber'larız. 300 like'a yapacağım ben bunu abi. 300 like hiçbir şey bence, bilmiyorum. Yapılırsa yapılır. O zaman ortanca çocukların bir bölümün daha sonuna geldik. Ben Ömer. Ben Emre. Hoşçakalın. İyi günler.